Bloomberg HT ekranlarında gayrimenkul stratejisine hoş geldiniz. Yeni haftada dopdolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugün gayrimenkul stratejisinde kentsel hareketlilik planlarını, kent içi ulaşım sistemlerinin özellikle gayrimenkul değerlemeler üzerindeki etkisini konuşacağız. Ve son dönemde özellikle artan trafik sorunu çözümünde genişletilmiş yollar bir çözüm mü? Diğer yanda mikro mobilite araçlar, scooterlar, bisikletler, evet günümüzde yollarda daha çok gördüğümüz bu mikro mobilite araçlar için gerekli zemin, altyapı için neler yapılmalı ve tüm bunların gayrimenkulde değerlemeler üzerindeki etkisini bugün iki değerli isimle konuşacağız. Pamir Soyer yönetici ortağı Firuz Soyer ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ebru Vesile Öcalır. Konuklarımız hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Öncelikle hocam bu işin biraz tanımıyla başlayalım dilerseniz. Mobilite dediğimiz zaman bölge ve şehir planlamasında ne anlamalıyız? Ve birçok şehir planlamaları yapılıyor. Ama bunlar daha doğru şehir planlaması nasıl olmalı? Çünkü kurgulanan şehir planlamasıyla beraber örneğin İstanbul üzerinde ilerleyecek olursak planlar uygulamada birebir aynısını göremiyoruz. Belki burada da doğru plan şekli nasıl olmalıdır? En yetkili ağız sizden dinleyerek başlayalım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Programa davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç oldu. Önce mobilite ya da hareketliliğin tanımını yapmak belki doğru. Çünkü hareketlilik denince böyle daha sevimli, işte aman ne güzel, daha çok hareketli olalım, hareketliliğimizi artıralım gibi bir izlenim veriyor. Halbuki biz ulaşım planlaması literatüründe mobiliteyi ya da hareketliliği günlük yapılan yolculuk sayısı olarak tanımlıyoruz. Kişinin gün içerisinde yaptığı yolculuk sayısı. Hal böyle olunca bu böyle arttırılabilir bir şey değil. Yani planlamayı da bir amacı gerçekleştirmek için yaptığımız yolculukları planlamak üzerine kurguluyoruz. Nedir bu yaptığımız iş? Evden çıkarız, okula gideriz. Evden çıkarız, iş yerimize gideriz. İş yerimizden çıkar, bir iş yolculuğu yaparız, başka bir kurumu ziyaret ederiz mesela. Bunların hepsi bizim gün içerisinde yaptığımız yolculuklar ve günün sonunda kaç tane yolculuk yapıyorsak mobilite dediğimiz şey bu aslında. Dolayısıyla bu arttırılabilir bir şey değil. Fakat nedir yapılabilen şey? Bunun şeklini değiştirmek, formatını değiştirmek. Yani mesela yolculukları şeklinde de bütün yolculuklarımızı tamamlayabiliriz. Toplu taşımla da yapabiliriz. Otomobilimizle de yapabiliriz ya da az evvel saydığınız daha yeni teknolojiyle yapabiliriz. Ama sonuç olarak yaptığımız yolculuğun sayısı değişmiyor. Neden? Çünkü gün içerisinde yapmakla, gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aktiviteler belli. Biz de ulaşım plancısı olarak bunları planlamaya çalışıyoruz. Evet, bu noktada ben hemen Sayın Soyer size de dönmek istiyorum. Bir şehir için evet kentsel plan hazırlanıyor ancak şehirlerin demografik yapısı da değişiyor. Örneğin İstanbul hem yurt içi hem yurt dışından göç alan bir şehir, son yıllarda bu çok daha da arttı. Dolayısıyla hazırlanan bu kentsel planla uyum içerisinde ilerlemiyor. Daha esnek planlar mı hazırlanmalıdır? Bu yolda bu anlamda nasıl bir strateji izlenmeli ve günün sonunda bunun gayrimenkuller hem ticari hem konut hem arsa kısmında değerlemeler üzerindeki etkisini nasıl yorumlarsınız? Sayın hocamın bahsettiği mobilite hakikaten gayrimenkullerin kendisi içinde en önemli kaynağı oluşturuyor. Bu oran bizim gibi metropolitende yaşayan, İstanbul metropolitende yaşayan o şeylerde gün içinde yani toplamda birden biraz fazla, bir buçuk belki olabiliyor, değişiyor bu rakamlar ama daha iyi kentlerde 2,5-3. Yani insanlar bir yerden çıktıktan sonra eve, oradan yani işten evden işe, oradan okula veya hatta bir eğlence yerine gidebilecek durumda. 3 tane tripi yapabiliyorlar. Ve bunu yapmaların en büyük sebepleri tabii ki
yeterli altyapının oluşmuş olması, çoğu toplu taşımanın gerçekten iyi düzenlenmesi ve entegrasyonuyla oluşan şeyler, değişik modlardaki. Bunu nasıl esasında geliştirebiliriz? Büyük kentlerde oldukça zor. Çünkü bütün bu çok altyapısı büyük olan kentlerde de aynı şekilde ulaşım ağlarının birbirleriyle entegrasyonu çok önemli. En iyi ulaşım entegrasyonuna sahip kentler en avantajlı kentler oluyor. Bütün dünyada olduğu gibi ve dolayısıyla daha fazla talep görüyorlar. Hem demografik açıdan baktığınızda hem şey açısından yurt içi ve yurt dışı iş gücünü, nitelikli iş gücünü çekmekte. Aynı zamanda yatırımı çekmekte de başta geliyorlar. Dolayısıyla mobilite esasında bize sadece kendimizin rahat ulaşımını sağlamıyor. Aynı zamanda gerekli yetenekli iş gücü, nitelikli iş gücü ve yatırımı, özellikle yabancı yatırımı sağlıyor. Bu açıdan şehirlerin altyapısında en önemli noktalardan bir tanesine ulaşıyor. Bu ulaşıma baktığımızda tamamına bakmamız gerekiyor. Sadece toplu taşıma değil, aynı zamanda uçak, yani havaalanları, havalimanlarının entegrasyonu da çok önemli bir faktör. Gayrimenkul değerleri de çok doğal olarak bu mobiliteyi en iyi sağlayan merkezlerde, en iyi sağlayan merkezi noktalarda çok daha verimli olabiliyor. Yani en iyi kapitalizasyon oranlarını, en yüksek gelirleri açıkçası buralarda görüyoruz. En iyi kapitalizasyon oranlarını, yani en düşük kapitalizasyon oranları esasında buralarda görüyoruz. Bunların da sonucunda şehir planlamasında, özellikle metropoliten planlamada en önemli kısımlarından birisi daha fazla iyi yani yatırım çekebilmek için ve aynı zamanda nitelikli iş gücünü bulabilmek için bu ağların tamamıyla küresel bazda konuşuyorum, global bazda konuşuyorum, en iyi şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Peki Ebru Hanım, şunu da sormak istiyorum. Özellikle şimdi biz büyük şehirlerde daha çok her geçen yıl artan trafik sorunuyla karşı karşıyayız. Evet, yollar daha çok genişletiliyor. Birincisi, genişletilmiş yollar çözüm mü? İkinci noktada da artık son dönemde kimi bölgelerde diyelim, daha henüz genele hiç yayılmadı büyük şehirlerde dahi, mikromobilite araçlar, işte scooterlar, bisikletler, daha çok belediyelerin öncülüğünde ilerleyen de bir sistem görüyoruz. Dolayısıyla çok daha farklı mı bir altyapı organizasyonu gerekli, ne dersiniz? Teşekkür ederim. Firuz Bey aslında çok güzel özetledi bu mobilite ihtiyacı ya da erişme ihtiyacı. Sonuç olarak gayrimenkul yatırımı yapıyorsanız eğer, o gayrimenkulünüze bir şekilde erişimin sağlanması lazım. Bu erişimi sağlamadığınız takdirde o gayrimenkulünüzün de hiçbir kıymeti kalmıyor. Peki bu erişimi nasıl yapalım, nasıl organize edelim? İşte o noktada olaya planlı olarak yaklaşmak gerekiyor. Bu planlama, yani şehir planlama dediğimiz şey medeniyetler kadar eski. Yani medeniyetler başladığı zaman bir şekilde planlarında başladığını kabul ederiz. Ama ulaşım planlaması öyle değil. Çok daha yeni bir meslek. Ne zaman ortaya çıkmış? İşin içerisinde motorlu taşıtlar girdiği zaman ve öyle kolay kolay çözülemeyecek problemlerle karşılaştığımız zaman ulaşım planlaması diye bir meslek ortaya çıkmış. Ve bu meslek çok yeni bir meslek olmasına karşın çok kısa süre içerisinde çok ciddi aşamalar kaydetmiş. Yani ilk başta olay ya işte sanayi devriminin arkasından büyük şehirler ortaya çıktı, nüfus büyük şehirlere göç etti, üretim mekanlarına dönüştü büyük şehirler ve haliyle burada geleneksel olarak yaya olarak yapılan yolculuklar yeterli değil, toplu taşım sistemleri ya da otomobil kullanımıyla bu işi çözelim diye başlayan şehir gelişimleri sonradan ulaşım açısından işte trafik kazaları olsun, tıkanan yollar olsun, bir türlü yerine ulaşamayan, trafikte dolaşan sürücüler olsun, bir sürü problemi de beraberinde getiriyor. Ve aslında bu problemlere
bir arayış olarak ulaşım planlama mesleği ortaya çıkıyor. Ve bu da mühendislerle şehir plancılarının birlikte çalışarak çözmesi gereken, problemleri çözmesi gereken bir disiplin aslında. İşin en başında, bilmiyorum şu an ekrana getirebiliyor musunuz? Çünkü ben göremiyorum. Bir döngü olması lazım. Çözüm aynı sizin söylediğiniz gibi, ya işte trafik artıyorsa, trafik bir noktada tıkanıyorsa şeritleri genişletelim, yolları genişletelim, bir şeride bir şerit daha ekleyelim, olmadı iki şerit daha ekleyelim şeklinde çözümlerle başlıyor iş. Kısa vadede, ulaşım planlamasında şöyle bir şey vardır, kısa vadede her yaptığınız müdahale karşılığını olumlu bulur. Diyelim ki tıkanmış bir yolumuz var ya da kavşağımız var. Biz bunu rahatlatmak için bir şerit daha ilave ediyoruz üzerine. Ya da katlı bir kavşak inşa ediyoruz. Ne olur hemen en kısa süre içerisinde trafiğin aktığını görürüz. Fakat sistem öyle çalışmıyor. Şehir planlamada bu bir sistem yaklaşımı. Kullanıcılar, trafik kullanıcıları sistemi hemen öğreniyorlar. Hemen şöyle bir tepki geliştiriyorlar. Aa evet, falanca caddede, falanca kavşakta bir iyileştirme var, bir rahatlama var. O zaman ben otomobilimle giderim işe, daha önce toplu taşımla giderken diye düşünüp trafiğe çıkıyorlar. Ve daha önce trafikte olmayan yeni trafiği de çekmiş oluyor böylece bu iyileştirilmiş olan kavşak. Ve bir süre sonra ne oluyor? Orası tekrar tıkanıyor. Hemen eski çözümümüze geri dönelim. O zaman bir şerit daha genişletelim. Bir kavşağı daha çözelim. Ve iş böyle devam ede ede günümüz kentlerindeki çözümü olmayan karmaşa halindeki trafik problemine dönüşüyor. Bu sadece buradaki tek problem trafik içerisinde kaybettiğimiz vakit de değil, çevreye de son derece zararlı. Bu trafikte geçen süre, araçların çıkardığı salımlar, çevreye etkisi, bir yandan enerjiye bağımlılık, dış enerjiye bağımlıyız. Yani bir şekilde fosil yakıtlarını kullanmak zorundayız bu sistemleri hareket ettirebilmek için gibi gibi problemler büyüyor da büyüyor. Bunu çözmek için, yani bu ilk problemi çözmeyip hatta ardından acaba bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Çağdaş yaklaşımlar neler olabilir diye tartışmalar başlıyor bizim listemizde. Ve sonuç olarak da altyapı yatırımları oldukça pahalı şeyler. Yani standart olarak bir plan yapıyorsunuz. Bu planda diyelim ki 15 ya da 20 sene sonrası için bir hesaplama yapıyorsunuz. Bir tahminde bulunuyorsunuz ve diyorsunuz ki işte nüfusu kentin 15 sene sonra, 20 sene sonra şu kadar artacak. Burada şöyle bir konut alanı oluşacak ya da burada böyle bir ticaret alanı oluşacak. Dolayısıyla bunun gerektirdiği altyapı da budur. Çünkü burada şöyle bir trafik akacak. Geleneksel yaklaşım bu. Geleneksel plan yaklaşımı da bu. Geleneksel yapı da bu. Şimdi bu şekilde gittiğimiz zaman yolu yapıyoruz. Hatta bazen hiç daha kurulmamış yerleşim yerini planda var olduğu için toplu taşım hattıyla kent merkezine bağlamaya çalışıyoruz. İşte o zaman yatırımların doğruluğu tartışılır hale geliyor. Olmayabiliyor. Yani orada öngördüğümüz gibi bir gelişme olmayabiliyor. Ya da kendi bir başka bölgesinde bizim tahminimizin öncesinde, çok öncesinde başka bir gelişme yaşanabiliyor. Ve dolayısıyla biz 15-20 yıl sonrası için plan yapıp altyapı için çok ciddi yatırımlar, çok ciddi harcamalar yapıp işte bir metro hattı geçirdiğimiz zaman hem istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz hem de çok değerli kaynakları yanlış şekilde kullanmış olabiliyoruz. Bunu nasıl önleyebiliriz, nasıl yapabiliriz? İlk yaklaşımlar. Altyapıya müdahale etmeden önce mevcut altyapıyı kullanarak
acaba neler yapabiliriz, neleri düzeltebiliriz, insanların alışkanlıklarını nasıl değiştirebiliriz? Çağdaş yaklaşımlar bunun arayışıyla başlıyor. Ve şunu fark ediyor insanlar, aslında trafik problemi dediğimiz taşıtlarımıza, otomobillerimize yer aramak olarak algılar hale gelmişiz. Yani trafik problemi dediğimiz zaman sorun kendinize, ne geliyor aklınıza? Otomobilinizle hareket ederken problem yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Aslında hepimizin kafasındaki algı bu. Ama bizim ulaşım plancısı olarak baktığımız problem bu değil. Her bir trafik kullanıcısının, yani trafiğe çıkan her kişinin yaşadığı problemi çözmeye çalışıyoruz. Yani yayanın, bisikletlinin, toplu taşım kullanıcısının ve otomobil kullanıcısının hepsinin problemini çözmeye çalışıyoruz. Ve fark ediliyor ki bu ilk denemelerde sadece odaklandığımız yer otomobil kullanıcıları, otomobilin kendisi ve böyle olunca da çözüme ulaşamıyoruz. Çözüm diye getirdiğimiz şeyler problemi biraz daha geliştiriyor. Evet, daha kapsamlı bunun bakalım. Bunun için de... Bir cümlenizi alalım, tamam mı lütfen? Daha çağdaş yaklaşımlarla planlamada kentsel hareketlilik planları denilen bir yaklaşıma gidiyor. Alt ile çok fazla uğraşmadan mobiliteyi, yani hareketliliği yönlendirmeye çalışıyoruz. Gittiğiniz bisiklet yolları ya da yaya yolları ya da mikromobilite bunun içerisinde yer alıyor ve tüm dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Evet, daha çok mikromobiliteye bir yönelim olduğunu da görüyoruz. Daha batılı ülkelerin şehirlerinde, ağırlıklı büyük şehirlerinde bu daha da yaygın kullanılmakta. Peki Firuz Bey, hep şehirler üzerinden gidiyoruz. Ülke değil, artık şehirler daha çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla şehirler bu yeni talepleri sizce görebiliyor mu? Bu anlamda hani kendi içimize dönecek olursak ne gibi ev ödevlerimiz var? En büyük ev ödevlerimizden bir tanesi mikromobiliteyi kendi hayatımızın içinde sindirmek. Bu mikromobilite dediğince hep devamlı olarak şey düşünüyor. Yani biz skutura atlıyoruz ya da bisiklete atlıyoruz. Bütün gün onunla dolaşıyoruz. Hiç böyle bir şey yok. Mikromobilite sadece size gerekli toplu taşıma araçları da yakın mesafelerdeki hareketliliği sağlıyor. Yani hiçbir zaman siz da bir skuturla, bir bisikletle günde 30 kilometre, 40 kilometre yapmayı düşünmeyin. Bunun için zaten ne yol ne uygun şartlar gelişebilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama siz, yani bizleri ve büyük şehirlerde kullanıcı olarak en çok, her ne kadar şu anda Covid'den dolayı bir tutukluğumuz varsa da ileride bu kesinlikle çözülecektir. Toplu araçlarına, toplu taşıma araçlarına ne kadar mesafede nasıl yürüyerek mi yoksa başka bir skuturla mı, bisikletle mi erişebileceğimizi her an kontrol edebilmemiz gerekiyor. Şehirde yaşamanın en önemli şeylerinden bir tanesi bu zaten. Bunu dışında bu COVID'in bize öğrettiği başka bir şey oldu. Artık teknolojimiz zaten geçerliydi. 10 yıl evvel de bu altyapımız vardı. Ama özellikle hizmet alanlarındaki, ofis alanlarındaki büyük hareketliliği bundan sonraki yıllarda daha az göreceğiz. Yani insanlar merkezde toplanmak için açıkçası bu kadar niyetli olmayacak. Bunu işverenler de aynı şekilde savunuyor, çalışanlar da savunuyor. Zaten dünyada olacak, yani yavaş yavaş son 6 ayda görülen bir trend bu. Ama merkezileşme dışında bu büyük şehirlerde, metropollerde yavaş yavaş insanların kendi yaşadıkları yerleri yakın alanlarda çalışmaları, gruplaşmaları önemli. Bu yeni alanlar da getirecek ama aynı zamanda bu mikromobiliteyi de ortaya çıkartacak. Çünkü buraya insanlar eskisi gibi bir saat, bir buçuk saatlik araba yolculuklarıyla... Dolayısıyla esas da hayatımızı çok daha fazla göreceğiz bu hareketi. Peki Sayın Soyer, gayrimenkul sektöründe paylaşım ekonomisi dediğimizde hemen bu noktada Sayın Öcalır'a dönmek istiyorum. Kuşkusuz teknolojiyle beraber yeni dönemde daha çok yeni ekonomileri de göreceğiz. Bunlardan biri de
dolayısıyla paylaşım ekonomisi olacak. Bu noktada Sayın Soyer, şehirlerde gayrimenkul sektöründe paylaşım ekonomisinin yansıması nasıl olacak? Yeni trend ne yönde? Bunu esasında yavaş yavaş görmeye başladık. Yok, yaklaşık herhalde 4-5 sene evvelden ilk önce birlikte çalışma alanları, co-working space dediğimiz alanlar ortaya çıktı. Daha sonra birlikte yaşam alanları, yani ortak alanların birlikte kullanılabileceği ama kendilerine insanların özel noktaların, özel odaların olabileceği yaşam alanları ortaya çıktı. Ve şu anda çeşitleniyor. Merkezlerde, özellikle şehir merkezlerinde oluşacak olan toplu mutfak alanları. Bunlar hem ticari olarak kullanılabilir hem bireysel olarak kullanılabilir. İnsanların birlikte yemek yapıp veya aynı şekilde servis edebildikleri yerler. Bir sürü altyapı maliyetini, gerekli altyapı maliyetini azaltılacak alanlar. Çünkü yeterli talep olduğu anda bunlar oluşabiliyor. Bu tür gelişimleri bütün kentlerde, büyük kentler, metropollerde zaten görüyoruz. Ama artık yavaş yavaş belki daha orta ölçekteki kentlerde de bu şeyler yavaş yavaş yayılabilir noktaya gelecek. Özellikle Batı Avrupa'da bunları göreceğiz yakın zamanlarda. Bunların dışında tabii ki bizlerin de bu çalışma şartlarına, yeni çalışma şartlarına adapte olduğumuz zaman bütün bu konuştuklarımızı birazcık daha eski ekonomi değil, yeni ekonomi üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Paylaşım ekonomisi artık eskisi gibi sadece bir sabit kirayla bir yeri kiralanıp ondan sonra bu kiralığını da karşılığı olan kapitalizasyon oranıyla başka bir yatırımcıya satılması ve devamlı sabit kira elde edilmesi gibi bir düşünceden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Hem yatırımcılar uzaklaşıyor, aynı zamanda kullanıcılar da uzaklaşıyor. Bu ne demek? Artık uzun dönemli herhangi bir hareket beklemiyor. Kullanıcılar bunu istemiyor. Kullanıcılar flex durumda kalmak istiyorlar. Yani en kısa dönemli, bana en uygun kullanacağım şey, bu ticari olabilir veya bir konut olabilir veya başka bir alan olabilir, nasıl sağlayabilirim? Teknolojinin bu konuda tabii ki çok büyük bir yararı var. Bir sürü aplikasyon bunların üzerine geliştiriliyor. O insanlara en kısa zamanda nasıl bu hizmeti sunabiliriz üzerine yavaş yavaş çalışmalar yapılıyor ve bu şirketler büyüyor. Artık gayrimenkul hareketlerini bir tamamıyla bir hizmet alanı olarak görmek durumundayız. Burada da zaten gayrimenkulün hizmetleştirilmesi real estate as a service. Bundan dolayı da bu kısımların kullanıcıların tamamıyla içine girecek ve evet, özellikle yeni dönemde gayrimenkulde de paylaşım ekonomisini görebileceğimizi dile getirdi Pamir Soyer, yönetici ortağı Feriz Soyer ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebru Vesile Öcal'ı da uğurlayarak böylelikle bir gayrimenkul stratejisinin bugünlük burada noktalarken kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından Sefer Yüksel sizlerle birlikte olacak. Benim bir sonraki buluşmamsa saat 19 ana haber bülteninde yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Hoşçakalın.